Şimdi ise hanımlar ekran başına. Kuaförlerin kapalı olduğu ve evlere kapandığımız bu dönemde Kemal Doğulu imdadınıza yetişiyor. Jürimiz Kemal Bey şimdi size birbirinden özel ve birbirinden doğal saç maskelerinin tariflerini verecek. Kağıdı kalemi hazırlayın. Çünkü bu tarifler kaçmaz. Merhaba dış sesçim. Sizi uzun zamandır buralarda göremiyorduk Kemal Bey. Evet, bir geleyim bakayım dedim bu karantina günlerinde kızların saçları ne alemdedir diye. Ne mutlu bize. Yıpranmış saçlara, yağlı saçlara, kuru saçlara bakımlar yapacağız bugün. Evde olan malzemelerle hanımlar çok rahatlıkla bulabileceği malzemelerden. Evet, manavdan, marketten ve aktarlardan bulabileceğimiz her şey. Çok basit ve çok ucuz hepsi. Şimdi ilk önce Betül'ün saçları çok yıpranmış olduğu için. Evet, çok. Yıpranmış saçlara özel bir bakım. Çok basit aslında. Önce tarayalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi Kemal Bey, benim saçım boyadan dolayı çok yıpranmış bir saç. Ne yapacağız? Süt, bal, biraz Hindistan cevizi yağı, biraz da aloe vera. Aloe vera. Bunlar bu Hindistan cevizi yağı ve aloe vera aktarlarda var. Hı hı. Ucuzlar. Ucuzlar, çok ucuzlar. Eldivenlerimizi takalım. Süper. Şimdi yıpranmış saçlara özel. Bir fincan süt mü? Ya saçın yoğunluğuna göre 1, 2 veya 3, yani kısa saçlarda bir fincan yeter. Senin saçın biraz fazla olduğu için 3 fincan koyalım. Saçlarım sütümüzü koyduk. 2 kaşık bal. Bal. Evet. Sen bunu içersin normalde Ramazan olmasa. Evet. Değil mi? Evet. Ballı süt güzel ballı olur. Ballı süt bayılır herkes. Muz bayılır içine. Ben zaten ilk zannettim kek falan yapacağız. Hı, kek yapmaya geldim. Aloe vera şöyle bir çay kaşığı gibi ekliyoruz. Hindistan cevizi yağından da şöyle yine bir çay kaşığı olacak şekilde ekledikten sonra bunu çok iyice karıştırıyoruz. Ben saçım uzasın diye mesela yumurtanın akı, sarımsak rondoda geçiriyordum. Saçıma sürüp jelatinliyordum. Çok faydasını görüyorum. Sarımsak uzuyor muydu? Etkili. Evet. Güçlendirdim. Yumurta işe yarar. Başka bir bakımda yumurta da kullanıyorum zaten, bak orada var. Evet. Kemal Bey, şimdi bunu mesela şimdi yaptık. Kaç, ne kadar sıklıkla yapmamız lazım? İlk etapta çok yıpranmış saçlar haftada 2 kere yapabilir. Sonra eğer yıpranmasının azaldığını zaten göreceksiniz. Haftada 1 yapmakta fayda var, zarar yok. Çünkü buradaki her şey doğal. Hı-hı. Ve zaten saçın ihtiyacı olan elementler. Dolayısıyla haftada 1 yapılmasında bir sakınca görmüyorum ben. Şimdi bu çok senin yapacağımız şey çok sıvı olduğu için. Peki kaç dakika bekleyecek bu sürdükten sonra? 15-20 dakika bekliyor. Hı-hı. Uçların çok senin feci. Evet. Ya bir kessek de iyi olur aslında. Keseceğim. Bugün keseceğim. Yayında atarsın havanı. Evet. Murat'a da sürpriz yapayım. Tabii ben o yüzden söylüyorum. Murat'a hazırlatacağım. Sirsin. Öyle anca beraber, kanca beraber. Hastalıkta, sağlıkta. Bize öyle söz verdik. Saç kırığında, kalp kırığında. Değil mi? Tabii biz birbirimiz için. Bu çok sıvı olduğu için tabii biraz bulaştırıyorum etrafa. Evlerde siz bunu banyonuza yapın. Tavsiye ederim. Tut kaseyi. Benim saçım mesela kötüydü ilk gün. Kemal Bey hemen bana numara verdi. Gittim hemen. Bak saçımın rengi ne kadar güzel oldu. Tek boyayla. Reçete verdim sana. Reçete verdi bana. Herkese de vermez. Sen kuaförsün ya, meslektaşız o yüzden. Hemencik düzeldi. Tek boyayla bocaladım. Steryerini karıştırdım. Bu kadar basit. Olabildiğince yıpranmış bölgeleri uyguluyorum. Bir şey daha söyleyeceğim bununla ilgili. Hı-hı. Yaptığımız her bakımın sonrasında saçlarımızı şampuanladıktan sonra elma sirkeli suyla bir yıkıyoruz. Hı-hı. Şampuandan sonra. Elma sirkesi saça parlaklık verir. İlla ki bunu bir şeyle sarmamız lazım. Streç film olur. Evde herhangi poşeti kafanıza geçirebilirsiniz. Streç film yoksa. Ben de bazen bakınca kendim. Evet, 20 dakika diyeyim. Bekliyoruz. Sonra 20 dakika sonra kaşlarıma bunu yıkadıktan sonra üstüne bir elma sirkeli suyla geçeceksin, haberin olsun. Ben kaşlarımı da boyuyorum da genelde. Yıprandı diyorsun. Yıprandı. Tamam, hadi. Bu yıpranmış saçlar için bir bakımdı. Teşekkür ederim. Şimdi kuru saçlar için bir bakım yapalım o zaman. Sen git. Ben bekleyeyim kenarda, köşede. Şimdi parlaklık verici bir maske için Sündüz'ü davet ediyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ne haber? İyiyim, sizden ne haber? İyi, bir havlu rica edebilir miyim? Saçların... Senin koyu renk boyadığın için zamanla matlaştırıyor ister istemez. Doğru. Şimdi bu çok basit. Ne yapacağız? Çilek. Ay, çok güzel. İftarda sana vereceğim. Ay benim canım. Ben bunları böyle hunharca elimle ezeyim. Daha iyi, aynen. Daha duvar hepsi. Çok tamamen güzel. Organik saç bakımları hanımlar. Evet. Çilekleri iyice eziyoruz. C vitamini var çilekte çok.
Sonra... Benim saç çok dökülüyor. Dökülüyor mu? Mevsimsel geçişlerde olur, normaldir. Çoktan kastın ne? Yani 250 tel ve üstü mü? 250 tel dökülüyor ama, mudur, sayıyor musun? Evet, çok çok mu böyle? Avuç çok, avuç çok. Mu? Mesela yatıyorum, ama bak, kalkıyorum. Yeni saçın çok çıkıyor senin. Nerede, bu mu? Aha, içinde bu de duvardı. Var öyle. İçinde evet, çünkü döküldü. Dökülmesi zaten. Dökülmesi normal. Yani herkesin saçı dökülür. Ama çok dökülüyor, yatıyorum. Günde 250-300 tel normaldir. Mayonez ekliyoruz. Şimdi mayonezimizi ekledik ve 45 dakika 280 derecede pişiriyoruz. Avukat koymuyoruz. Hayır. Hindistan cevizi yağından alıyoruz biraz. Her derde deva. Ben şey yapıyorum, yağ ergen yapıyorum. O kadar. Şimdi tut bunu, bana yardım et. Saçımıza boca ediyoruz. Tabii bunları banyonuza yapmanızı tavsiye ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bütün karışımı yedirin saçınıza. Ben yarısını yere döktüm. Siz öyle yapmayın. Ve söylüyorum, bu yaptığımız her bakımın sonunda sirkeli suyu kullanıyoruz. Sirkeli suyu bakım yapmasak bile kullanmakta fayda var. O da saçı parlatıyor çünkü. 20 dakika pakette kalacak ve bakım kalacak başında. Sonra durulayıcı şampuan yapacak. Sonra sirkeli suyla bir durulayacak. Sonra tekrar durulayacak. Sanar kaş yapacağım mı? Gerek yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Selam abi, ben buraları bir toparlayayım. Elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben buraları toparlayayım, geliyorum. Şimdi hanımların korkulu rüyası yağlı saçlar için bir bakım yapacağım. Miracığım gel. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yağlı senin saçların değil mi? Çabuk evet, yağlanıyor. Evet. Nasıl, kesiminden memnun musun? Kesimimden harika yani. Rahat herkes. Rahat kullanıyor musun? Çok rahat. Beğendi mi herkes? Evet. Hı. Kurulamasında, ondan sonra fönünde çok rahatım. Sen bunu haftada iki kere yapıyor. Yağlı saçlar haftada iki kere bunu yapabilirler. Tamam. Tabii senin kaynakların da var. Evet. Kemal Bey, ben sizden bir şey sormak istiyorum. Ben sabah mesela yazın saçımı yıkıyorum, dışarıya çıkıyorum. Güneş görüyor falan. Terliyorum, tekrardan yağlanıyor. O şimdi anda. Saçınız, bunu bütün izleyicilerimize de söyleyeyim. Ne kadar çok yıkarsanız o kadar çabuk yağlanır. Saçınızı ne kadar elinizi saçınıza götürürseniz o kadar çok yağlanır. Maksimumda haftada 3 kere yıkamak lazım saçı. İlk etapta biraz yağlı gelir o ama saç onu absorbe eder zaman içerisinde ve o yağlanma kesilir. Sen günde 2 kere 3 kere yıkasan daha çok çabuk yağlanır. Hemen yağlanır. Şimdi bunun için şöyle 5-6 yemek kaşığı kadar yoğurt. Hepsi kek tarifi gibi bunların bu arada. Bir tane yumurta. Güzelce çırpalım. Kokmayacak mı? Kokmaz çünkü sonunda sirkeli suyla durulayacaksın. İlk önce şampuan, sonra sirkeli su. O alır kokuyu. Hanımlar saçlarını hangi periyotlarda yıkamalı Kemal Bey? Yani ben haftada 3 kez şampuan yapılmasını öneriyorum. Yani her gün yıkanan saçlar, erkekler tabii daha rahatlar bu konuda ama hanımlar için de 3 kere şampuan idealdir. Benim bazı arkadaşlarım vardır yağlı saçlı. Yağlandıkça yıkar, yağlandıkça yıkarlar ve daha çok yağlanır saç. Kendi yağı lazım saça. Siz o şampuan yaptıkça o saç yağını alıyorsunuz ve saç yağ üretiyor tekrardan. Ve bu arada saç aslında en güzel bakımı yapan da kendi yağıdır. Ben böyle saçıma dokundukları zaman sanki içim böyle cız ediyor ama sizin elleriniz çok hafif geldi. Bunu fark ettim. Durularken elma sirkesi, bir şampuanla duruluyorsun, yıkıyorsun. Şöyle şunun gibi bir suya bir fincan sirke koy. Onu kafana dök, 2 dakika beklet, sonra durula. Teşekkür ederim Dikses. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. Ne demek. Evet, 20 dakika sonra yıkarsın. Uğurluyoruz seni. Teşekkür ederim. Evet, günlerden bakım günü. Evde doğal malzemelerle bakım yapıyoruz. Son olarak sertleşmiş saçlara yumuşaklık kazandırma bakımı. Gel Su. Merhaba Kemal Bey. Merhaba Su. Şimdi boyalardan, onlardan, bunlardan, güneşten filan, fönden, maşadan saçlar sertleşiyor ya, seninkiler de öyle. Evet. Çok basit. Muz. Bu tarifi de krema kıvamına mı getireceksiniz? Evet, bunu da ezeceğim. Yine dediğim gibi evdekiler blenderdan geçirebilirler. Avokado. Kemal Bey, avokadonun saça ne gibi bir faydası var? Avokadonun yağı dünyadaki en kıymetli yağdır. Cilde çok iyi gelir, saça çok iyi gelir. Yağından faydalanıyoruz. Bütün kozmetiklerin içinde avokado yağı vardır. Yine bir aloe vera koyalım. Şöyle bir tatlı kaşığı tadında. Bunu eziyoruz. Saçımızın diplerine gelmesine gerek yok. Kaseye al su eline. Uçlara, sertleştiğini düşündüğünüz bölgelere iyice yediriyoruz. Uçların sert senin. Evet. İşlem yaptırmaktan. Genelde saçların uçları sert olur. Dolayısıyla burada dibe girmemize gerek yok. Paketleyeceğim. Bunu sarmamız önemli. Dediğim gibi yoksa streç film, bir poşet bile geçirseniz kafanıza olur. Çünkü bu tür şeyler ısıyla çalışıyor.
Dolayısıyla saçın saç derisinin yaydığı ısı streç filmin içinde kaldığı için saça daha iyi nüfuz etmesini sağlıyor. 20 dakika sonra... Kaç kere yapabilirim haftada? Haftada bir yapılır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Efendim, bir Kemal'le bakım günlerinin daha sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.